Evet, şimdi F40 vites kutusunu taktığınız zaman test tellerinde değişmesi gerekiyor. Test tellerini değiştirmek için tabii ki bütün döşemeyi, bakın buradan döşemeyi kaldırmanız lazım. Alfa mühendisleri buraya bir tane saç koymuşlar. Bilmiyorum ne kadar görünebilir ama. Burada bir tane saç var bak, böyle dolanıyor. Pedalların arkasından geliyor, burayı tamamıyla kaplıyor. Bu sacı gevşetmeniz lazım. Ama çok enteresan ki o sac gevşemiyor. Bakın buralardan işte pul yeri yapmış kendine. Bunları yapmış ama buralardan bunlar gevşemiyor. Bak burada da var mesela. Bu plastiğin ama. Şimdi olay şu, bu çelik parçayı orada tutan aslında Westinghouse. Westinghouse'u buradan takamıyorsunuz, buradan sökemiyorsunuz Westinghouse'u. Westinghouse'un vidaları arabanın önünde. Şöyle göstereyim hemen hızlıca. Bak, şu parmağımın ucunda gösterdiğim Westinghouse'un bir vidası. Onun yanında yukarıda küçücük arada bir yerde, bak şu arada gördüğünüz diğer çapraz vidası. Westinghouse arabanın motor kısmından içeriye doğru vidalanıyor. Değişik bir tasarım. Ortalama 19 santim uzunluğunda iki tane vida ile bağlanıyor. Onları gevşetmeniz lazım ki o sac gevşesin. Tabii ki ben onları gevşettim. Şimdi arabayı yeniden topluyorum. Bu arada teller bu. Bunlar M32'nin telleri. Yani eski vites kutusunun telleri. F40'ın tellerini takmak zorundasınız demişlerdi. Taktım. Aşırı derecede uzun geldi. Ve cidden kasmanız gerekiyordu o telleri. Çıkardım attım onları ya. Tekrardan bunu taktım. Bu şekilde devam edeceğim bakalım. Ve tabii ki gaz pedalını sökmüş olduk. Gaz pedalı arkadaşımız oraya gidecek. Oraya gitmeden önce döşemeyi yerine takmam lazım. Muhtemelen kamerada çekemeyecek buraları ama. Bakın şimdi bak. Tasarıma bakın arkadaşlar bak. Bak, burada birinci vida var. Burada ikinci vida var. Ta yukarıda parmağımın ucunu gördünüz mü? Orada da solunum koymuş. Evet. Evet. Hiçbir şeyi attırmadık. Bütün solunumlar yerinde. Şimdi bunları teker teker sıkmak lazım. 13 olacağını tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi. Ulan. Metik 12 inci dişler. Metik 12'ye kaç olduğu belli değil ama bu kılavuzdan tazeleyeceğim ben onları. Vites kutusunun pinlerini ayarladım. Şimdi
Evet. Günaydın. Traversi söküyoruz. Boş ver sen. Sökük sökük. Öylesine duruyordu zaten. Evet. Onu da aldın mı? Bu en büyük müydü şu anda? En büyükse o da buranın abi. Bu uçaklıdır. Yani... Bunun da somunu burada. Sök. Tamam. Evet, uzun bir cıvata daha çıktı. Şimdi asıl gel karşıya. Aşağı gel. Yavaş yavaş. Düşürmedin değil mi? Yok. Tamam. Şimdi bak, bunu birimizin çekmesi lazım. Bunu Furkan'a verelim bu görevi. Furkan baba, evet. Furkan baba bu tür şeyleri sever. Sen şunu şöyle tutacaksın, ayrı tut. Ben de öteki tarafını de ayrı tutacağım. Tuberk. Tamam, indir iyice. Tamam. İndir bakalım. Yavaş yavaş indir. Tamam, çok rahat. İndir. Yok, düşürme, indir sen. Tamam, muhteşem. Çek şimdi bunu. Ucağınca öyle çıkacak. Çek onu şimdi. Bu burada dursun. Evet, volant yerleştirilecek. Baskı balatayı yerleştireceğiz. Torkuna göre sıkacağız. Biraz temizlik yapabilirsem yapacağım. Ondan sonra da bunu kapatıyorum. Şimdi volant almaya gidiyorum. Sıfır cıvatalar. Ben baskıyı aldım. İstersen köpüğüyle birlikte direkt al. Evet, orijinal vidaları da burada. Cıvatamız için rib ucuymuş, ribe diyorlar sanayide. Neymiş? M7 ribe. Orijinalleri. İlk aşamada volantı takacağız. Volantın bir tork ayarı var. Evet, biz torku ayarlamaya başladık. İşte 150 ile başla. Telefonun ekranında ne kadar görünecek ama. 144-176. Buraya bir yere muhtemelen bir kilit şeyi yapacağız. Gördün mü? Hemen dönmeye başladı. Nasıl getireceğiz? Tornavida gibi bir şey getirmen lazım ki bunların dişlerinin aralarına girsin. Buradan bir yere sokacağız onu. Aldık şu anda. Tamam, gayet iyi. Sen bunu tutabilir misin? Tamamdır bu iş. Geçmiş olsun. Bu volant bize hayırlısı olsun. 146 Newton istemişlerdi. Biz 150 mi ayarlamışız? 150 ile topladım. Bence yeterli 150. 176'ya kadar maksimum diyor zaten. Bakalım dönüyor mu? Gayet dönüyor da. Herhangi bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Şimdi üzerine baskı balatayı koyacağım. Tabii onu koymadan önce merkezlemesini yapacağım. Evet, şimdi baskı balatayı bağlama zamanı. Cıvatalar hazır. Metrik 8. Ribe veya rip diyelim artık. Uç da hazır. Şimdi metrik 8'ler 20 Newton'muş. 20 Newton'u ayarlıyorum. Şu anda ben 20 olduğunu gördüm. Tork hazır. Her şey hazır. Burayı çek istersen. Baskı balata hazır. Uzatmaya gerek yok. Debriyaj merkezi de merkezlemesi için pin yapmıştım zaten. Bu da hazır.
Bunu en son isteyeceğim senden. Bunu takıyoruz. Organik baskı balata. Bulgaristan'da yaptırdığımı söylemiştim bir önceki videoda. Sprint Auto Service'te yapıyorlar bunu. Ferodo marka yüzey kullanıyor. Yani ortalama 300 beygirin üzerine kesinlikle dayanıyor. Ben bunun aynısını M32'de kullanmıştım. Sıfır set aldım, baskı balata seti. Yüzey söküldü. Bu buraya perçinlendi. İşte artık balansı yapıldıysa yapılmıştır. Muhtemelen. Radosin Ivanov yapmıştı. Ama Türkiye'de de yapılıyor artık. Yurt dışından almıştım bütün parçaları. Oradan olduğu için direkt her şeyi orada yaptırıp buraya getirdim. M32 olanını 90 bin kilometre kullanmıştım. Sıfır sıkıntı. Yani Ford Transit çıkardım çamurdan. Bana mısın demedi yani. Onun için adamın yaptığı işe güveniyorum. Oradan aldım bunu da. Şimdi tekrardan arabanın altına yatıyorum. Adam yerini yapmış. Bu da böyle. Merkezlemeyi de çaktık mı? Bunu da merkezlemesinde. Gayet güzel oldu yani. Bu da böyle. Şimdi burada bir problem var. Bu yavaş yavaş kurulması gereken bir baskı. Yani biz bunun cıvatalarını bir tur bir tur sıkacağız. Çevreleyecek şekilde.